Kulenin radarları 2018 yılından beridir güncellenmedi. Aynı sistem Türkiye'deki havacılık alanında da kullanılır. 3 kere güncellendi. Yani nasıl ki telefonların güncellenmesi gerekir. 3 kere güncellediler. Ancak bizim ülkemizde bir kere bile radar sistemi güncellenmedi. Güncellenmediği için donuyor. Ansızın sistem kararıyor. Ve diyor ki sivil havacılığın çalışanları, oradakiler, sorumluları da bu sistem gitmez, bir gün çökecek. Ekran kararacak ve 1991 öncesine döneceğiz. Radar sistemi olmadan radarlar işlemeyecek diyor. Düşünebilir misin? TNT de diyor ki ben yapmam. Hükümet yapsın. Hükümette de yaptıracak irade yok. Cesaret yok. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Orada aldığım bilgiye göre Sayın Resmiye Can Altay ilgili TNT şirketine bu konuda sorumluluğundadır. Gerek araçları, gerek radar sistemini, gerek smart sistemini, akıllı binanın işte yangın söndürme, yangın ikaz, su, hep bütün binayla ilgili güvenlik kameraları, asansör sistemi, radarlara verilen teknik mekanik hizmetler senin sorun yapmıyor. Bakanlığı döneminde. Bakanlığı döneminde. Kadın hatta tartışmaya kadar gittiğini duydum, bana gelen bilgiler. Ve bu sebeple Resmiye Hanım'ı görevden aldırtmışlar. Bakın bu önemli. Resmiye Hanım'ın görevden alınma sebebi, bana orada verilen bilgi, bugüne kadar TNT'yi en çok sıkıştıran sorumluluğunu yerine getirebilmesi için Resmiye Can Altay oldu. Ve onun da görevden alınmasına sebep TNT olduğu konusunda iddialar var. Maalesef sorumluluğuna yerine hala daha getirmedi.